arkadaşlar. 7. ünitemizdeyiz. Facts about Turkey, Türkiye hakkındaki gerçekler ünite başlığımız. Bu dersimizde de, bu videomuzda da Türkiye'deki tarihi yerlerle ilgili kelimeleri göreceğiz. Sizinle birlikte ben de bazı kelimelere çalıştım, bazı yerlere çalıştım. Kendimi tarih öğretmeni gibi hissediyorum. Cümlelere bakalım isterseniz birlikte. Buradaki read the text and match the names of the places. Evet, kutu içerisinde gördüğümüz yerleri, isimleri ne yapacağız? Boşluklara yerleştireceğiz arkadaşlar. Başlayalım birincisi isterseniz. Önce Göbekli Tepe'den başlayalım arkadaşlar. Kutu kutu ilerliyoruz çünkü. Nereye yerleştirebiliriz Göbekli Tepe'yi arkadaşlar? Göbekli Tepe neredeydi? Şanlıurfa'da, Urfa'daydı arkadaşlar, değil mi Göbekli Tepe? 12.000 yıl öncesine o zaman bir kültür merkezi oldu, ortaya çıkmıştı. Bakalım Şanlıurfa'da olan yer neresiymiş? Hangi cümlede geçiyor arkadaşlar? Evet. Hello, I'm Oliver. Today I'm in Göbekli Tepe. It is the oldest temple of the world diyor arkadaşlar. Dünyanın en eski, bakın 12.000 yıl önce uzanan bir kültür merkeziymiş. The archaeological site consists of hundreds of T-shaped pillars. It was totally worth visiting. Evet, ziyaret etmeye değer bir yer arkadaşlar. Diğerine geçelim. Mount Nemrut diyor. Nemrut Dağı arkadaşlar, çok güneşin doğuşunu seyretmek için bir sürü turlar düzenleniyor oraya. Bize de yakın bir yerde aslında. Adıyaman'da, değil mi arkadaşlar, Nemrut Dağı? Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer almaktadır. Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yapılan mezar ve anıtsal heykeller Helenistik dönemin en görkemli kanıtlarından biridir arkadaşlar. Adıyaman'da geçtiği için de bakabiliriz. Evet. Hi, I'm Peter. I'm in Mount Nemrut. There are heads of some statues on a mountain. Watching the sunrise is amazing here. Evet, güneşin doğuşunu buradan seyretmek için bir sürü turist, yani birçok turist gelmektedir arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası olduğu ve bir sürü birçok da dağda heykellerin olduğu söyleniyor. Peki üçüncüsüne bakalım. Ayasofya, evet, biz bunu hepimizin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani Ayasofya Camii'nden bahsediyoruz. Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya, aslında esas ismi Ayasofya Kebir Camii'dir arkadaşlar, esas adı. Mimarisi, ihtişamı ve büyüklüğü, işlevselliği ile sanat dünyasında önemli bir yer tutar. Kilise olarak önce ibadete açılmıştır ama ancak Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir arkadaşlar. Daha sonra müzeye dönüştürülmüş ama 2020'de de tekrar cami statüsü kazanmıştır arkadaşlar. Şu anda cami olarak ziyaret edebiliriz yani. Ayasofya Camii diyoruz. Hi, I'm Daisy. Today I'm in Ayasofya. It was a church at first. Evet, ilk başta söylemiştik. Kilise olarak kullanılmıştı ama daha sonra camiye çevrilmişti. It has been a museum and one of the top attractions since 1935 diyorlar arkadaşlar. Evet. Hattuşaş, gelelim arkadaşlar. Hattuşaş, bu da çok bildiğimiz bir yer. Türkiye içerisinde, Türkiye hakkındaki gerçekleri görüyoruz, Türkiye'yi tanıyoruz. Hattuşaş neredeydi arkadaşlar? Hi, hello, I'm Tina, I'm in Hattuşaş today. It is one of the most remarkable. Remarkable ne demekti arkadaşlar? Dikkate değer, ancient cities, antik şehirlerden, dikkate değer antik şehirlerden birisi. Mimarisiyle birlikte. The site is near Çorum in Turkey diyor. Evet, Hititlerin başkenti olan Hattuşaş, Çorum'un güneyinde yer almaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır ve Anadolu'da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur arkadaşlar. Çorum etrafında diyoruz, değil mi? Çorum'un güneyinde yer almaktadır. Evet, umarım buralara gitmişizdir ve bundan sonra da inşallah gideriz arkadaşlar. Buraları da görürüz birlikte. Peki bakalım, ilerleyelim. Kapadokya arkadaşlar, dünyanın her yerinden bilinen Ürgüp, Göreme, Nevşehir bölgesinde olan bir yer, değil mi arkadaşlar? Artık bunu bilmeyen yoktur herhalde. Kapadokya bölgesini hepimiz biliyoruz. Hi, I'm Kevin. I'm in Kapadokya today. This place is famous for its natural rock formation. Evet, natural, doğal kaya formunda. Taşlarıyla ünlü bir yer arkadaşlar. And unique, emsalsiz tarihi bir miras arkadaşlar.
emsalsiz, tek eşi, benzeri olmayan tarihi bir mirastan söz ediyoruz. We are going to take a balloon tour and go horse riding tomorrow. Yağmur, rüzgar ve sel sularının tüflerden oluşan yapıları aşındırması ile oluşmuş bir yapıdır arkadaşlar. Peribacaları ülkemizin en popüler turistik alanlarından biridir. Nevşehir, Ürgüp, Göreme bölgesindedir. Ama bunu bilmeyen öğrenci yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, Efesus geldik. Efesus. Hi, I'm Jeff. I'm in Ephesus today. It is one of the greatest outdoor museums of Turkey. It is an attractive place to see the sun, sand and history together. It is one of the seven wonders of ancient world in İzmir, Turkey. Arkadaşlar, Efes açık olan müzesi döneminin en önemli dünya başkentlerinden biridir. İzmir'in Selçuk ilçesindedir. Dünyanın doğusunu ve batısını birbirine bağlayan bir limana sahip olması sayesinde şehir çok gelişmiştir. Ve bugün Meryem Ana'nın yaşadığı ev, dünyanın dört bir köşesinden gelen Hristiyanlar tarafından da ziyaret edilen bir haç noktası olmuştur. Burada da söylediği gibi çok cazip bir yerdir. Güneşiyle, kumuyla ve tarihiyle birlikte ziyaret edilen açık hava müzesidir diyebiliriz arkadaşlar. Aspendos Tiyatrosu'na geldik arkadaşlar. Aspendos Tiyatrosu da Alanya Karayolu üzerinde sadece Anadolu'nun değil tüm Akdeniz'in en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosudur diyoruz. Hello, I'm Stacy. Today I'm in Aspendos Theater. It's an ancient theater. Antik tiyatrodan bahsediyoruz zaten. It's amazing to see how it has survived to these days without losing any of its original qualities. Orijinal kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş bu ve bugüne kadar gelmiştir arkadaşlar. Son olarak da Anıtkabir'i hepimiz biliyoruz. Tabii ki Hi, I'm Clara. I'm in Anıtkabir today. I'm at the Museum of Atatürk. It has an attractive architecture style like the Selçuk and the Ottoman styles. It is one of the most important places in Ankara, Turkey. Türkiye'deki en önemli mimari yapılardan biridir arkadaşlar. Atatürk'ün müzesinin olduğu yerdir. Bulunduğu yerde gerçekten çok güzeldir. İnşallah bir gün oraya da gidersiniz ya da üniversiteyi kazanırsınız inşallah. Ankara'da okursunuz ve orayı da ziyaret edersiniz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum bir sonraki alıştırmamıza. Match the words with the definitions arkadaşlar. Archaeologist, arkeolog, bizim bildiğimiz arkeolog arkadaşlar. Tanımıyla eşleştireceğiz. Bakalım hangisi olabilir? Bir kişiden bahsediyorsak o zaman bir person diyeceğiz değil mi arkadaşlar? A person who studies prehistory, tarih öncesiyle ilgilenen, çalışan kişiden, onun analizini yapan kişiden bahsediyoruz değil mi? Tarihi eserlerden çalışan, insanların eserlerinden çalışan, onun üzerine çalışan kişiden bahsediyoruz. Archaeologist diyebiliriz, arkeolog. Peki ikincisine bakalım birlikte. Temple, tapınak demiştik arkadaşlar. Bir yapıdan bahsedebiliriz burada, bir binadan bahsedebiliriz. Evet, A ile eşleşecek gibi geliyor. A building for religious activities, tapınak diyoruz, evet. Settlement arkadaşlar, yerleşim yeri, tarihi yerlerden bahsediyoruz zaten. Tarihiyle ilgili kelimelerimiz var. Yerleşim yerinden bahsediyoruz. O zaman bir place arayacağız değil mi? Bakın burada ne diyor? A place where people establish a community. Evet, yani insanların bir topluluk kurduğu yerden bahsediyoruz. Yerleşim yeri diyoruz. Peki dördüncüsüne geçelim arkadaşlar. Pillar, sütun demek arkadaşlar. Tarihi sütunlardan bahsediyoruz biz burada. Dikey, mesela bakın burada ne diyor? A tall, uzun, dikey yapılardan, taştan oluşmuş dikeyler, yapılardan bahsediyor burada. Bununla eşleştirebiliriz. Tanımını bu şekilde yazabiliriz. Pillar, a tall, vertical structure of stone. Peki. Beşinci soruya geldik. Excavation arkadaşlar. Excavation de kazı demek. Arkeologistlerin yaptığı işe diyebiliriz. Kazı yapıyorlar değil mi arkadaşlar? Bu bir süreçtir. Bu bir iştir. B ile eşleştiriyoruz.
Process of digging, dig de kazmak demek arkadaşlar. Tarihi şeyleri bulmak için kazma sürecinden bahsediyoruz. Bu bir süreç demiştik. Dig de kazmak, to find historical things, tarihi şeyleri bulmak için kazılan kazma süreci. Letter of, structure of build to honor a special person, da o da bir anıt diyebiliriz arkadaşlar. Bir kişiye şereflendirmek, onu onurlandırmak için yapılan bir yapı diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kelimelerimiz bayağı var bu ünitede ve tarihi kelimelerden oluşuyor. Videolarımızı seyretmeye devam edin lütfen. İkinci videomuzun 7. üniteyle ilgili ikinci videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere, lütfen bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.